Evet dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü Call of Duty oyunumuz World at War olacak. Biraz Call of Duty, diğer Call of Duty oyunlarına göre bu da eski tip bir oyun ama şöyle bir bakayım bunun uyumluluk olayı neymiş. Evet, desteklemiyor olarak gözüküyor. Ama bakalım gerçekten de desteklemiyor mu? Şöyle gamepad ayarlarını yaptım. Bu oyun içinde ayrıyetten bir gamepad ayar şey var. Ayrıcalığı var. Bunları böyle bu şekilde teker teker göstereyim. Daha sonrasında siz durdurarak neyin ne olduğunu görmüş olursunuz. Bu şekilde. Burada da sens ayarlarım bu. Analogu da bu sağ analogun şeyine de şöyle kaça 80'e getireyim. Tamamdır. 80 iyi. Bunu ne kadar düşük yaparsanız kontrol o kadar bir tık daha rahat oluyor. Hadi bakalım oyunumuza girelim. Gördüğünüz gibi ilk gösterdiği şablon hem bu oyunun gamepad ayarlarıyla oynandığını hem de buradaki touchpad ile trackpad'le oynandığını gösteriyor. Bu da iyi bir şey tabi. Ben oyunun tabi başlangıç kısmını bir tık oynadım. Hani oyunla alakalı bir problem var mı vesaire. Şurada bir FPS kilidimiz var mı ona bir bakalım önce. 60 FPS'de açık. Şu anda 15 watt güç de açık ama şu anda şey bağlı değil. Neden ona prize bağlı değil. O yüzden 15 wattta çalışmayacaktır. Ya bu oyunun şu anda ortalama 50 derecelerde geziyor. Bu menüde 45 FPS olarak gösteriyor. Şuradan devam et kısmına geleceğim bakalım. Biraz oynayayım. Bu arada ışık tripod aldım. İnşallah görüntü kalitesi daha da artacaktır. Onun daha henüz başındayım zaten. Şurada hemen hızlı kaçmak istiyorum. Çünkü şurada şunları göreceğim. Yine bunlarla da oynanıyor ve bunda da atlar. Bomba geldi, bomba geldi. Bomba geldi. Öldüm. Bunda G tuşu neydi? Şu muydu yani? Bu bombayı yerden atma. Çünkü bunu ben bu resimleri unutup girip arkamdan vurdukları oluyor. O yüzden önce onları vuruyorum. Benim adamım. Sonra kontrolüne çok kara takıyorum. Yerlerine iniyorum. Nereden gidiyor ya? Neyse vurmuştu onları. Hadi koş. Tojo's at home in this shit. Silahı nereden düştü? Tamamdır. Bakın acaba hani netlik durumunu da bir yandan kontrol ediyorum. O şey çok vurmuş. Tam net göremiyorum. Yürülük. Yürülük tuşum ne? Ağzına tutuyorum ya. Bu oyunu bu yüzden seviyorum aslında. Kızlar çok var bu oyunda. Tojo's at home in this shit. Ice Pio. Gelecek demedim. Ne oldu ya? Şşşş. Şuraya bakmadım.
başladı. Ne anladık? Ne anladık? Buradan ne anladık? Gelirse zaten şeyini gördüm, tuşunu gördüm. Bu arada kusura bakmayın. Yani bir yandan video çekmeye çalışıp bir yandan da onu oynamak şey geliyor bana. Odaklanamıyorum. Yani. O yüzden oyunlarda kötü oynadığım çok oluyor. Çok da seviyorum oyuncuyu aslında. Yok. Bu olması lazım. Yanında kuşunu bulmam lazım. Bunlar uzun düşmanlar. Evet. Kaç. Kaç. Aslında şeyi fark ediyor musun? Değil mi? Yani oyunun aslında adamını uzun ve rahat tutabiliyorsun. Yani kontrol açısından anlamı varmış. Çok da zorlamıyor. Biraz öğrendikten sonra bu işte ustalaşırsın sporda. Başka adamlar tepecek. Uzun şunlar. Hadi gidelim. Tamam. Buraya geldik. Buraya işte burayı gösteriyor. Hadi bak. Buradan devam etmemiz lazım. Evet, şimdi ne diyorum? Ne oldu? Burada bir yerlerde adam var. Neredesin? Çok burada. Neyi vurmaya çalıştın? Önleri yakışıyor. Çok selamın olsun. Çekil. Saklanmış bir saattir var ya. Yemin ederim ben izlerken kanser olurum. Sizi düşünemiyorum öyle. Quick and clean. You hear me? Quick and clean. Buraya yaptırıyorum, burayı saklıyorum. What the hell? Who took these guys out? Radio command. Find out if another unit came in ahead of us. Ambush! Boom! Boom! Parçalardan kalan var. Ağaçlarda bu yerlerde vardı. Bir tane kaç 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 tam. Çok aydınlık arkadaş göremiyorum. Ölürsem kapatırım dedi. Nefretlik bir video, yemin ederim. Abone kaybettirecek bana ya. Yok arkadaş, devam etmeyeceğim. Zaten meselemiz benim oynadığımı göstermek değil. Tamam, bu oyun desteklemiyor gözükse de çok rahat. Destekliyor yani. Hani gamepad ayarlarını yapın, her türlü oynarsınız. Seviyorsanız en azından dersiniz ki ya evet tamam, bu oyunda çalışıyormuş. Kanser oldum ya.
Ya nasıl videoyu aslında nasıl çektiğimi görseniz bana bir tık hak vereceksiniz. Bir yandan kaloriferi yakmadığım bir odada çekiyorum. Bir tık soğuk. Bir yandan aydınlık, yani videoyu kontrol ediyorum, etmeye çalışıyorum falan. Baya bir şey yani. Sıkıntı çekiyorum aslında. Videonun başında şarjım yüzde kaçtı hatırlamıyorum ama mesela 10 dakikada 91'e gelmiş. Yani oradan da aslında bu oyunu ne kadar oynayabileceğinizi, %100 şarjla ne kadar oynayabileceğinizi kavramış olursunuz. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sanırsam son Call of Duty videosu olacak. Aynen son. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.